son telegramlarından hepimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimizin Şemail-i Şerifi ile ilgili bir fasıl yapacağız. Merhabalar efendim. Bir hasbihal programda daha sizlerle beraberiz. Konte ekranlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda Konya Meram Müftüsü Sabri Kütükçü hocamızla bir hasbihal yapacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Elhamdülillah, sağ olun Allah. Size de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah olsun hocam, elhamdülillah. Allah sağlık, sağlık, afiyet versin. Rabbim bereketlendirsin zamanımızı inşallah. Evet hocam, hemen konumuza geçelim. Buyurun efendim. Şöyle açılış sorusu olarak şöyle bir soru sorayım size. Geçtiğimiz günlerde tabii Mevlid-i Nebi kutlamaları yapıldı. Yani Mevlid Kandili'ni kutlamış olduk. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu miladi takvime göre kutlu doğum haftası olarak kutlanıyordu. Evet. Bu yıl ilk defa Mevlid-i Nebi adı altında hicri takvime göre kutlanma diye başlandı ve öyle karar alındı. Evet. Bunun sebebi nedir? Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi Peygamber Efendimizin vefatından sonra gerek Emeviler, gerek Abbasiler döneminde, gerekse Osmanlı döneminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumuna denk gelen geceler ve bazı geceler toplumda bir bilinç oluşturma maksadıyla bir bayram havasıyla kutlanmaya gelmiş, kutlanmaya başlanmış ve Diyanet İşleri Başkanlığımızca 1989 yılında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hicri takvime göre doğum gününü içerisine alan hafta kutlu doğum haftası etkinlikleri olarak ilan edildi ve 1989'da 1994 yılları arasında bu isimle hicri takvime göre kutlandı. Evet. Daha sonra kutlu doğum haftasının toplumda temel altyapısının oluşması, insanlarda bir farkındalık oluşturduğunun hissedilince biraz daha değişik alanlara taşımak, özellikle okullarda, üniversitelerde, panellerle, farklı programlarla Peygamber Efendimiz'i toplumun gündeminde tutmak amacıyla tarih sabitlendi ve miladi takvime göre Peygamber Efendimiz'in doğum günün içerisine alan 14 Nisan, 20 Nisan tarihleri arası kutlu doğum haftası etkinlikleri içerisinde yıllarca kutlandı. Son dönemlerde işte hem Mevlüt Kandili'nin hicri takvime göre kutlanması, miladi takvime göre de Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum haftası içerisinde kutlanması bir ikilim olarak anlaşıldı. Camilerde Mevlüt Kandili kutlamalarımız devam ettiği için 14-20 Nisan tarihlerde toplum içerisinde farklı kesimlerde kutlanmaya başlanınca Diyanet İşleri Başkanlığımız bu ikilemi ortadan kaldırmak, Mevlüt Kandili ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kutlu doğum etkinliklerini birleştirmek amacıyla bu yıldan itibaren Mevlid-i Nebi adı altında Peygamber Efendimiz'in doğum gününü kutlama kararı aldı. Bununla ilgili yönetmelik değişikliği de bu sene yapıldı başkanlığımızca. Bu yıl 2000 miladi takvime göre Nisan ayı içerisinde kutlu doğum haftası etkinlikleri yapıldığı için tekrar aynı yıl içerisinde iki defa olmasın düşüncesiyle hem de resmi altyapı hazırlanmadığı için bu camilerde yapılan etkinliklerimize ilave olarak böyle geçtiğimiz yıllardaki olduğu gibi coşkulu programlar düzenlenmedi. Ben de onu soracaktım. Bu yılki ilk Mevlid-i Nebi kutlamaları sönük geçti. Evet. Sadece bir geceye mahsus yani bunun oldu. Sönük geçmesi işte Nisan ayı içerisinde böyle bir kutlama yapıldığı için iki defa kutlu doğum gündeme getirilmesin. Hem de resmi anlamda yönetmenlik henüz çıkarılamamıştı. Şu anda çıktı ama belki biraz geç kalması hasebiyle, altyapı hazırlanması hasebiyle yine camilerimizde, farklı yerlerde, okullarımızda özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anlatmaya çalıştık, tanıtmaya çalıştık ama tabii bir kutlu doğum haftası coşkulunda geçtiğini iddia edemeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl hicri takvime göre hem biraz da zaman dardı var. Zaman da herhalde iki hafta kala bir karar alındı sanıyorum. Evet, evet. Zamanın darlığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz inşallah önümüzdeki yıldan itibaren daha coşkulu, içerisi daha dolu Peygamber Efendimiz'i toplumun gündemine getirmeye çalışacağız. Ve bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığımızın aldığı karar gereğince hicri takvime göre Peygamber Efendimiz'in Rebiülevvel ayının
12. gecesini içerisine alacak şekilde kutluğum etkinlikleri inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kutlanmaya çalışılacak. Mevlid-i Nebi adı altında. Evet. Mevlid-i Nebi haftası adı altında. Doğum demek. Nebi peygamber demek. Peygamberin aynen doğumu. Efendimizin doğum adı günü altında kutlanacak evet. İnşallah. İnşallah. Tabii şimdi burada Peygamber Efendimizin kutu doğum haftası içerisinde tanıtılması, anlatılması aslında sözden ziyade eylemleriyle bir peygamberin tanıtılmasına vesile olması gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi özellikle son dönemlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı Kur'an'ın bize yeteceği mantığıyla sünnetsiz bir din anlayışı. Hocam şimdi ona şöyle hemen geçelim mi? Yok fark etmez daha sonra da görüşelim. Sorumda özel olarak o vardı zaten. Tamam o zaman kutlu doğumla ilgili birkaç şey söyleyeyim ondan sonra onu anlatmayayım. Daha sonra o hemen Kudüs izlenimlerine geçeceğiz ya onun öncesinde. Yani tamam, bu Mevlid-i Nebi konusunu en sonuna ben bırakmıştım tamam. Onu ama arzu ederseniz şimdi girebiliriz. Şimdi Mevlid-i Nebi ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kutlanmasında amaç Efendimiz'i toplumun farklı kesimlerine daha çok taşımak. Özellikle kutu doğum haftası programlarıyla birlikte ben kendim mesela müftülük yaptığımız ve halen yapmaya devam ettiğimiz bu farklı illerde, ilçelerde Peygamber Efendimiz'i böyle genç kuşaklarla, üniversite gençliğiyle, lise gençliğiyle, ortaokul gençliğiyle tanıştırmanın derdinde olduk. Yani Peygamber Efendimiz'i sadece camilerde anlatılan, camilerde tanıtılan bir peygamber anlayışı değil de Peygamber Efendimiz'i caminin dışına taşımak, zaten kutlu doğumun veya Mevlid-i Nebi'nin bu amaçtaki esas hedefi daha farklı kesimlere, daha farklı kitlelere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i taşımak ve Peygamber Efendimiz'e bunları tanıştırmaktır. Evet. Tabii kutlu doğum da daha çok belki konferanslarla, panellerle veya farklı etkinliklerle Peygamber Efendimiz'i gündeminde tutmaya çalıştık ama inşallah bundan sonra yeni fikirlerle, yeni söylemlerle, farklı programlarla Peygamber Efendimiz'i sadece bir hafta içerisinde anılan, anlatılan bir peygamber değil de yılın 365 gününde gündemde tutulan bir peygamber olgusu gündeme getirmek. Esas derdimiz o. Mevlana diyarındayız, Konya'dayız. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Kıyamete kadar zamanım olsaydı da diyor, bu zaman içerisinde Hazreti Peygamber'i anlatabilseydim. Bu da bize gösteriyor ki Hazreti Mevlana bile kıyamete kadar bir zaman dilimi olsa Hazreti Muhammed'i anlatmaya gücünün ve takatinin yetmeyeceğini ifade ediyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i biz söylemlerimizde anlatmaktaki esas amacımız hayata yön veren bir peygamber olgusunu topluma kazandırmak. Sadece konuşulan, sadece anlatılan bir peygamber değil. Özellikle Mevlüt kandillerinde veya kutlu doğum haftalarında geçtiğimiz yıllarda Peygamber Efendimiz'i hayata karışmayan, sadece salavat getirilmekle ona karşı vazifesi tamamlanan bir imaj çizilmeye çalışıyor. Hasreten bu son dönemlerde sosyal medyanın da sıkça kullanılmaya başlanmasıyla sanki hayata karışmayan bir peygamber ama kendisine salavat getirmekle yetinilen, salavat getirmekle cennete gidilebilen bir peygamber algısı topluma oturtulmaya çalışıyor. İşte şu kadar salavat getirirsen, şu kadar Peygamber Efendimiz'e şunu yaparsan veya şu kadar hatim okursan gibi aslında dinin özünde var olan ama çarpıtılan bir söylemle Hazreti Peygamber hayatın dışına taşınmaya çalışıyor. Oysa ki Mevlüt kandillerinde veya eski ismiyle kutu doğum haftalarında esas amaç hayata karışan bir peygamber, hayatın içerisinde olan bir peygamber anlayışını topluma mal etmek. Peygamber Efendimiz'in en önemli özelliklerinden birisi değiştiren ve dönüştüren bir peygamber anlayışını Efendimiz'de görüyoruz. Evet. Mesela Hazreti Bilal'i hem fiziki anlamda kölelikten özgürlüğe kavuşturarak değiştiren bir peygamber anlayışı hem de o kölelikten kurtardığı insanı Mekke'nin fethinde yeryüzünün en kutsal mabedi Kabe'nin damına çıkarak insana verdiği değeri anlatan bir peygamber anlayışı. Oysa ki Mekke döneminde veya Mekke toplumunda Hazreti Bilal sıradan bir insandı. İnsan yerine konmayan bir varlıktı. Köleydi. Ama Peygamber Efendimiz onu değiştirdi, İslam'la tanıştırdı. Ve kıyamete kadar gelecek olan insanlara bir mesaj olması açısından bakın, İslam sizi ayaklar altından alır, yeryüzünün en kutsal mabedin damına da çıkarabilir mesajını vermekti. Hocam affedersiniz ama söylerken bile şu anda mesela Bilal Habeşi Efendimiz diyoruz. Efendimiz diyoruz. Bir köleyi tabii, Efendimiz öyle konumuna getiren bir anlayış. Değiştiren, dönüştüren bir peygamber. Evet. Mesela Hazreti Mus'ab bin Ümeyr, Mekke'nin en zengin ailesinden biri. Ama bu zengin ailenin ferdi İslam'la tanışınca değişen bir hayat ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatıyla
Medine'de altyapıyı hazırlamak üzere öğretmen olarak kendini görevlendiren bir peygamber anlayışı. Hazreti Ömer katil olmaya gidiyor. Hazreti Muhammed'in bedenini vücudundan, kafasını vücudundan ayıracağım silahlarını kuşanmış o dönemin şartlarında. Darül Erkam'a doğru giderken bir delikanlıyla karşılaşınca ona soruyor, onun Hazreti Ömer'in böyle silah aletleriyle birlikte yolculuk yaptığını diyor. Ya Ömer, yolculuk nereye? Muhammed'in kendisini bedenden ayıracağım diyen, önce sen eniştenle kız kardeşine söz geçir diye böyle yolu çarpıtırıyor. Değişik bir strateji orada Müslüman Hazreti Ömer'e gösteriyor. Hazreti Ömer Efendimizin evine giderken, Darül Erkam'a giderken yönünü kız kardeşinin evine çeviriyor. Ve orada tanıştığı, karşılaştığı Taha suresinin ilk ayetleri Hazreti Ömer'de bir değişim, bir dönüşüm yapıyor. Katil Ömer olmaya giden Hazreti Ömer, Hazreti Ömer olarak karşımıza çıkıyor. Adil Ömer olarak ve bugün kıyamete kadar gelecek olan insanlara Adil Ömer olarak tanıtıyor. Şimdi biz elbette ki Peygamber Efendimiz'e salatü selam getireceğiz. Bu dinin özünde olan bir şeydir. Ama aslında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatü selam getirmek, hayata karışan bir peygamberi ortaya koymaktır. Yani sadece lisanen söylenen, sadece kalplerde hatırlanan, sadece insanın iç dünyasında olan bir peygamber değil de insanın evine, insanın sokağına, insanın işine, insanın eşine, insanın çocuklarına, velhasılı insanın doğumundan ölümüne kadar insana yol çizen, yön gösteren bir peygamber anlayışını bu haftalarda topluma kazandırmak derdindeyiz. Yoksa sadece salavatla Peygamber Efendimiz'i anmak, Efendimiz'in ismi zikredildiğinde Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek, elbette ki bunu asla inkar etmiyoruz bak. Küçük de görmüyoruz. Bu bir vazifedir. Ama benim asır vazifem salavat getirdiğim peygamberi gündelik hayatın içerisinde tutmam. Yani anmaktan ziyade anlamak. Anlamak. Aynen öyle. Anlamaya yani anlamak, anladığımız peygamberi yapmaya çalışmak. Aynen öyle. Anladığımız peygamberi hayata karışır, hayata istikamet verir hale getirmek. Mesela faizle iştigal eden bir arkadaşımızın aklına veya faiz acaba cazip hale gelip ticari faaliyetlerini yürütmek isteyen bir anlayışa Peygamber Efendimiz aklına gelip de faizden vazgeçiyorsa bu bir peygamber sevgisidir ve peygamberi anlamaktır. Ezana, namaza kulak vermeyen bir insan ezan okunduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ismi zikredildiğinde o çağrıya icabet etmek, camiye veya namaza durmak peygamberi hayata dahil etmektir. Yalan söylemeye veya hayatınızda Efendimizin yasakladığı bir fiili yapmak aklınıza geliyor. Peygamber Efendimiz'i hatırlayıp o yanlıştan dönmek peygamberi hayata müdahil hale getirebilmektir. Dolayısıyla Kutlu Doğum veya Mevlid-i Nebi'deki esas amaç, esas gündem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sürekli konuşulan, anlatılan bir peygamber değil de insanların hayatına yön veren Hazreti Ebu Bekir'deki, Hazreti Osman'daki, Hazreti Ali'deki, Hazreti Hatice'deki değişiklikleri bende de değiştirebilen bir peygamber anlayışını bugün topluma sunmak zorundayız. Şimdi mesela kadınlarımız veya kızlarımız veya erkeklerimiz onun yetiştirdiği nesle örnek alabiliyorsak, Peygamber Efendimiz hani bir hadis-i şeriflerinde altın çağın yıldızlarını yetiştiriyor ve yetiştirdiği o yıldızları da bize tarif ederken ashabımdan, sahabimden hangisine tabi olursanız sizi hidayete ulaştırır diye bize gibidir. Istikamet veriyor, yön veriyor. Dolayısıyla Kutlu Doğum haftalarında veya Mevlid-i Nebi haftalarında ki kutlamalardaki esas amaç, esas hedef peygamberi anlayan, peygamberi yaşayan, günlük hayatında da peygamberin müdahil olduğu bir din anlayışını ortaya koymaktır. Ve bunu yaparken de sadece camilerde tanımlanan, sadece camilerde anlatılan, sadece dar mahfillerde kalmayan ama Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle okullarımızda, liselerimizde, fakültelerimizde veya topluma açık alanlarda, salonlarımızda yapılan etkinliklerle peygamber anlayışını veya peygamber vurgusunu gündemde dirütmek. Zaten bizim geleneğimizde günde 5 vakit okunan ezanlarla zaten gündelik peygamber hatırlatıyor. Evet. Sabah ezanıyla ilk başlayan peygamber vurgusu ben şahitlik ederim ki Allah'ın Resulüdür ifadesiyle başlayan ve günde 5 defa belirli aralıklarla Hazreti Peygamber günlük yaşantıda gündemde tutulmaya çalışıyor. Ezanlarda her okunan ezan Allah'ın varlığıyla birlikte bize peygamberliğin, Peygamber Efendimiz de varlığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla günlük hayatın içerisinde günde 5 defa anlatılan veya anlaşılan bir peygamberi insana yön veren ama ayın belli günlerinde veya yılın belli günlerinde toplumda değişik isimlerle, değişik adlarla anlatabilmek, Efendimizin ön plana çıkardığı, mesela geçtiğimiz yıllarda aile yapısı, gençlik vurgusu, samimiyet vurgusu, bunlar belli konular gündeme getirilmeye çalışıldı ve inşallah bundan sonra da Mevlid-i Nebi haftası adı altında
Peygamber Efendimizin farklı özellikleri gündemde tutulmak suretiyle doğru ve sahih bir peygamber anlayışını bu topluma kazandırmak. Esas derdimiz, esas amacımız zaten bu inşallah. Zaten hocam adı Kutlu Doğum da olsa, Mevlid-i Nebi de olsa, evet, buradaki maksat Peygamber Efendimiz'i topluma tanıtmak, aynen onu öyle anlamaya çalışmak. Aynen öyle. Ve onun işte Allah'ın öngördüğü şekilde onu en güzel örnek olarak algılamak. Değil mi? Algılamak. Allah böyle buyuruyor çünkü. Topluma bunun işte verebilmek önemli olan bu. Peki o zaman şimdi siz akademik giriş olarak çok güzel önemli şeyler söylediniz. Peygamber Efendimiz'in o zaman devam edelim, evet, konumuza. Madem ki geçmişimiz hemen kısa zaman önce Mevlüt Kandili'nde idrak ettik. Peygamber Efendimiz'in bu anılması ve anlaşılması esnasında dikkat edeceğimiz veya onun toplumumuza, insanlığa sunduğu önemli mesajlarından, evet, nasıl bir örnekle verebilirsiniz? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim gibi bir insandır. Hı hı. Ama sıradan bir insan değil. Geldiği dönemde, cahiliye döneminde bile, peygamber olmadan önce bile topluma yön veren bir insan. Mesela 30'lu, 35'li yıllarda, belki bu kürsülerden defalarca bunlar tekrarlandığı için, yeri geldiği için söylüyoruz. Toplumun içerisinde örnek kişiyle öne çıkan bir insan profili görüyoruz Efendimiz'de. Hazreti Hatice ile evlenmeden önce ticaretteki yaptığı dürüstlük, Mekke'nin en zengin ve en asil kadınıyla evlenme şerefini ona bahsediyor. Buradaki emin lakabını peygamber olmadan alıyor. O lakabı ona kazandıran, evet, peygamber olmadan önceki bu davranışı Mekke'nin en zengin ve en asil hanımefendisiyle evlenme şerefini kendisine lütfediyor. Ondan sonra peygamber olduktan sonra da bu hanımefendi Efendimizin yanı başında ilk inanan ve ilk destekçi olarak Efendimizin, evet, yanında duruyor. Mekke toplumunda mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğumunda bile Mekke toplumunda işlenen günahlardan uzak kalması için, güzel bir dil öğrenebilmesi için Beni Saat yurduna gönderiliyor. Allah'ın kontrolünde olan bir insan. Allah'ın kontrolünde terbiye edilen bir insan. Ve Peygamber Efendimiz Mekke toplumunda sadakatiyle, güvenilirliğiyle ön plana çıkan, yalan söylemeyişiyle, putlara tapmayışıyla, putlar adına kesilen kurban etlerine herhangi bir şey yemeyişiyle, o dönemde yaygın olan fal oklarına itibar etmeyişiyle veya toplumun o dönemde de hacca gidiliyordu, Kabe tavaf ediliyordu, evet, ama o çarpıklıklara dur demeye çalışan ve o çarpıklıkların içerisinde yer almayan bir genç profili görüyoruz. Evet. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne zaman ki Hira mağarasında o tek kişilik hücresinde tabiri caizse uzdetteyken Alak suresinin Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşınca esas devrim diyebileceğimiz veya toplumdaki değişikliği vahiyye tanışmasıyla gözlemliyoruz. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela Mekke'nin içerisinde en zengin bir aileyle evlenmiş. Maddi anlamda da sıkıntıları yoktu. Ama ayın belli dönemlerinde, belli zaman dilimlerinde Hira'da uzdete çıkan bir peygamber görüyoruz. Evet. Yani bugünkü manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o dönemde biz hani itikaf diyoruz ya, hı hı, cahiliye döneminde bile peygamber olmadan önce bile toplumdaki günahları görünce adeta kendini bir dinlenmeye çekiyor. Evet. Oradaki Mekke'nin içerisindeki işlenen günahlardan kurtulma adına tek kişilik hücresinde Hira Dağı'nda, işte bugün Kabe'ye 10-15 kilometre mesafedeki, evet, bir bölümde yalnız başına Allah'ı tanımaya, Allah'ı anlamaya çalışıyor. Ve bu peygamber, bu insan Cebrail ile karşılaştıktan sonra Mekke'ye dönüp en sadık eşi Hazreti Hatice validemize başından geçen olayları anlattıktan sonra onun da desteğiyle artık Mekke'de devrim yapmanın, Mekke'de bir değişime gitmenin zamanı geldiğini hissediyor. Özellikle Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir ve rabbeke fekabbir ayetlerinin kendisinin muhatap almasına, ey örtüsüne bürünen Habibim kalk ve insanları uyar. Kalk ve insanlar inzar et ayetleriyle muhatap olunca artık sadece evinde eşini anlatan bir peygamber değil, Mekke sokaklarındaki insanlara da dini anlatmaya çalışan bir peygamber profilini görüyoruz. Ve bu peygamber profili özellikle hasreten Mekke döneminde, Medine döneminde insanlarda belli değişiklikler yapmış ve belli stratejiler geliştirmiş olan bir peygamber profili görüyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Mekkelilere verdiği ortak özellikler vardır. Medine insanına kazandırmaya çalıştığı ortak değerler vardır. Bir de bugünün insana, yani bütün insanla, evrensel insanlara kazandırmaya çalıştığı ortak değerler vardır. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke toplumuna kazandırdığı en değerli özelliklerden birisi emin olma, güvenilir olma hasretidir. Evet. Daha önceki
Kutu Doğum Haftası etkinlikleri içerisinde din samimiyettir buradan başlayarak, güvenilirdir oradan başlayarak bu kavramlar değişik boyutlarda incelenmeye çalışılır. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mekke insanına ve Mekke insanının şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara verdiği en önemli özelliklerden birisi güvenilir olma, emin olma özelliğidir. Ticaretinde güven olma, komşuluğunda güven olma, eşliğinde güven olma, çoluğun çocuğunda güven olma. Yani her şeyde güven unsurunu ön plana çıkaran ve Mekke toplumunda hem cahiliye döneminde hem de peygamberlik döneminde emin sıfatını ön plana çıkan güvenilir bir insan görüyoruz. Ve Peygamber Efendimizin Mekke toplumuna kazandırdığı en önemli özelliklerden birisi de güzel ahlaklı olma. Zaten Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim sözünden hareket edersek, Hazreti Adem'le başlayan ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la son bulan peygamberlik silsilesinde eksik kalan ahlaki ilkeleri tamamlayan bir peygamber anlayışı. Belki eksik kalan ifadesi yanlış bir ifade olur da, yani toplum içerisinde mütemmim bir cüzü tamamlayan bir peygamber anlayışını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da görüyoruz. Kandırmayan, aldatmayan, yalan söylemeyen, toplumda güzel bir baba, güzel bir ticaret erbabı olarak insanlara örnek gösterilen bir şahsiyet. Hazreti Hatice ile evliliğinde ticaretteki ön plana çıktığı için bunu görüyoruz. Hı hı. Ve Peygamber Efendimiz gerek toplum içerisinde, gerek sahipsiz olan insanlara sahip çıkma noktasında, kimsesizlere sahip çıkma noktasında bu yönüyle Mekkeli insanlara güzel ahlakı öğreten bir peygamber anlayışı. Bana göre Peygamber Efendimizin Mekke insanı ve Mekkelilere verdiği en değerli özelliklerden birisi de hicret ruhunu kazandırmıştır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hı hı. Mesela yaşayamadıkları bir dini daha yaşanılır bir ortama taşıma inancı. Bugün mesela ben müftüyüm, görev yapıyorum. İşte belli bir dönem sonra burada yapacaklarımız hitama eriyor veya yeni fikirler üretemeyince başka bir yere tayini bir çıkınca zorumuza gidiyor. Başka bir yerde hizmet üretmeyi zor veya bir okul müdürümüz veya okuldaki öğretmen arkadaşımız A okulundan B okuluna gitmeyi kendine zül kabul ediyor. Oysa ki bu bir tebdili mekandır. Bu bir insanın kendini yenilemesidir. Her gittiği yerde yeni fikirler üretmesidir. Her gittiği yerde yeni fikirlerle insanların karşısına çıkmasıdır. Yani oturduğu yerde uyuşan, oturduğu yerde hizmet üretemiyorsa hizmet etme mantığını getiren bir peygamber anlayışını görüyoruz. Evet. Efendimiz'de hicret mantığı. Mekke'de daraldı, bunaldı. Önce insanlara yol olarak Habeşistan'ı gösterdi. Hı hı. Dedi ki burada zorlanıyorsunuz. Allah'a rahat olarak hicret edebileceğiniz, ibadet edebileceğiniz Necaş'ın ülkesine gidin dedi. Orayı hedef gösterdi Peygamber Efendimiz. İnsanlar orada bir nefes aldılar. Ama oradaki nefes yeterli kalmadı. Peygamber Efendimiz Taif'e doğru bir yol bulmaya çalıştı. Hocam Taif'te kalalım. Taif'te reklamlar da sen devam edelim. Orada bulamazdı. Kesmek istemedim ama. Yani hicret mekan değişikliğini bize öğreten bir peygamber anlayışı evet, inşallah. Kesmek istemezdim ama maalesef reklamlara gitmemiz gerekiyor. Gayet güzel açıklıyorsunuz. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Efendim reklamlardan sonra bu hasbihalimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Buradayız efendim. Evet yeniden merhabalar efendim. Meram Müftüsü Sabri Kütükçü hocamızla hasbihalimizi sürdürüyoruz. Evet hocam efendimizin insanlara verdiği mesajları konuşuyorduk. Evet. Bunlardan şöyle bir başlıklar halinde tekrar etmek gerekirse emin olma, güvenilir olma, güzel ahlak sahibi olma, kimsesizlere sahip çıkma özelliklerini açıkladınız. Evet. Hicret ruhunu açıklıyordunuz. Evet. Taif'te kalmıştık. Evet. Buyurun. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Taif'e bir yolculuk yapıyor. Burada Mekke'de dini anlatmada zorlandığı için bir güç veya bir destek bulma ümidiyle Taif'ten umduğu desteği de bulamayınca Efendimiz Müslümanlara hedef olarak şeyi gösteriyor. Medine'yi gösteriyor ve insanlarda bir mekan değişikliği ve mekan değişikliğiyle birlikte de Medine'de yeni bir oluşum kazanır. Dolayısıyla o zaman Peygamber Yesrib tabii. Yesrib'de o zaman biraz sonra orada da bir değişim var. Orada da bir değişim var, dönüşüm var. Peygamber Efendimizin hicret ruhunu Medine Mekke insanına kazandırması İslam'ın devlet oluşunun temelini hazırlamıştır. Evet. Çünkü Mekke toplumunda bireysel bir yaşantı var. Müslümanlar güç kuvvet bulamıyorlar ama Medine hicretle birlikte devlet olma özelliğini Müslümanlar elde ediyorlar. Peygamber Efendimizin Mekke insana kazandırdığı en değerli özelliklerden birisi de eşit olmayı, takvanın ancak Allah ile olduğu bilincini ortaya koyma. İnsanlar arasındaki dengenin, zenginlik, mal, makam, mansıp, gençlik, ihtiyarlık değil de toplumdaki statü değil de üstünlüğün Allah inancı ile olduğunu, takvalı insanın üstün olduğunu Mekke insanına yerleştirmeye çalıştı.
güçlünün değil, haklının insan olduğunu ve değerli olduğunu izlenimi verdi. Eğer güçlünün olsaydı, Ebu Cehil de orada güçlüydü. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yeri geldiğinde Hazreti Bilal'in yanında yer alabildi. Hı hı. Veya toplumun içerisinde böyle silahıyla, malıyla, çocuğuyla, toplumdaki statüsüyle güçlü olan insanlardan ziyade Peygamber Efendimizin daha çok mazlumların, mağdurların ve en önemlisi de haklının yanında yer aldığını görüyoruz. Evet. Peygamber Efendimizin Mekke toplumuna kazandığı en değerli özelliklerden birisi de haklının yanında durabilmek. Zayıf da olsa haklının yanında durabilmek. Toplumda kişiliği önemli değil. Hiç önemli değil. Haklının yanında durabilen bir peygamber anlayışı. Peygamber Efendimizin Medine insanına kazandırdığı bazı özellikleri de vardır. Bu özelliklerin en önemlilerinden birisi Mekkelilere muhacir ruhunu kazandırırken Ensar ruhunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine insanına kandırdı. Yani kucaklayabilme, kardeş kabul edebilme, yeri geldiğinde malını, yeri geldiğinde evini, yeri geldiğinde işte imkanlarını kardeşiyle paylaşabilme ruhunu anlatan bir peygamber. Paylaşma anlaşıyor. Özelliği. Paylaşma özelliği. Ve bugün mesela Türkiye'mizde Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye'nin insanı sahip çıkıyorsa Peygamber Efendimizin kazandırdığı bu ruhtan dolayı ona sahip çıkıyor. Evet. Ensar olabilme. Evet. Mazlumun, mağdurun, göç etmek zorunda kalan insanların yanında olabilme, infak edebilme ensar ruhunu Medine insanına kazandırıyor. Peygamber Efendimizin Medine insanına kazandırdığı en değerli özelliklerden birisi de medeniyettir. Biraz önce söylediniz. Efendimiz Medine'ye gelmeden önce adı Yesrib'ti. Ne zaman ki Yesrib vahiy ile tanıştı, ne zaman ki Mus'ab bin Umeyr ile tanıştı, ne zaman ki Hazreti Peygamber'le tanıştı, Yesrib'in adı Medine'ye dönüştü. Medine-i Münevvere, nurlanan şehir. Sadece adı değil, bütün kendisi de dönüştü. Değerleriyle, özellikleriyle beraber. Bütün değerleriyle birlikte değişen, yani köyden şehire dönüşüm. Medeniyet olgusu yapıyor. Ve bu olgu içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Medine toplumuna izzet ve devlet olma şerefini bahşeden bir peygamberdir. Evet. Medine'de Efendimiz gelmeden önce kabile savaşları vardı. Sen bu topluma lider oldun, ben topluma lider oldum. Hazreç, Eus bir taraftan Kaynuka, bir taraftan Kureyze, Yahudiler birbirine girmişlerdi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine hicretiyle birlikte Yesrib'in adı değiştiği gibi, Medine olduğu gibi Medine şehrindeki bütün değişimler, sosyal değişimlerle birlikte devlet değişimi de o devletin başına da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hem peygamber hem de lider olarak oturttu. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin kıyamete kadar gelecek olan insanlara kazandırdığı en değerli özelliklerden birisi de devlet olabilme. Evet. Devletle yaşayabilme, devletli insan olabilme, devlet içerisinde idare edilebilme. Kabile anlayışı değil veya ne bileyim ırkların üstünlüğüyle yaşanılan bir devlet değil de inançla bir araya gelen farklı ırklardan, farklı renklerden, farklı memleketlerden olan insanlara devlet olma özelliğini anlatan bir peygamber anlayışı ki bunu da Peygamber Efendimiz'de görüyoruz ve Efendimiz Medine-i Münevvere'de vahiyle insanları nurlandırdı. Nurlanan bu şeyle birlikte Medine artık yavaş yavaş değişti ve değişen bu Medine defa Efendimiz'in hayatındayken ta Arabistan işlerine kadar hüküm süren oralardaki mazlumların ve mağdurların sesi olabilen bir devlet anlayışını Efendimiz oraya yerleştirdi. Ve Efendimizin Medine toplumuna kazandırdığı en önemli özelliklerden birisi de o kuvvet, kardeşlik. Kardeş olabilme. Malını, evini, barkını paylaşabilme kardeşiyle. Hatta bazen siyer kaynaklarımızı geçiyor. O kadar kardeşlik vurgusu yapılıyor ki Ensar'la Muhacir'in mirasta bile birbirine mirasçı olabileceği vurgusu yapılıyor. Bu şekilde bir kardeşlik anlayışı. Hazreti Ömer'le kardeşi, diğerlerine kardeşlik kardeşine baktığımızda sözde kalan kardeşlik değil. Biz de bazen bugün kardeş falan diyoruz da bizim kardeşlikler biraz daha sözde kalıyor. Hayatın içerisine yansıyan bir kardeş anlayışı. Evini paylaşan, arabasını paylaşan bugünkü manada, mekanını paylaşan, sokağını paylaşan, apartmanını paylaşan, İşini paylaşan bir peygamber, kardeş anlayışını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine insanı öğretti. Ve Medinelilere öğrettiği bir daha güzellik vardı ki, İsar, cömertlik olabilme. Cömert olabilme, cömert davranabilme özelinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o insanlara öğretti. Ve nezafeti, nezaketi, toplum içerisindeki sosyal değerleri topluma anlatan ve öğreten bir peygamber. Selman-ı Farisi diyor ki, bizim peygamberimiz, o kadar güzel bir insandı ki, affedersiniz tuvalete nasıl gideceğimizi bile bize bizim peygamberimiz öğretti diyor. Evet. Şimdi tuvalete nasıl gidileceğini öğreten bir peygamber, devletin nasıl olacağını, ailenin nasıl kurulacağını, mektebin, meşrebin nasıl olacağını öğretemez mi?
Ki bu en alt seviyede olan bir şeydi. Tabii. Böyle insanı yönlendiren, insana kazandıran, insana istikamet veren bir peygamber anlayışı. Ve Peygamber Efendimizin Mekke insanına, Medine insanına kazandırdığı özelliklerle birlikte bir de kıyamete kadar gelecek olan insanlara ortak kazandırdığı bazı değerler vardır. Bunların en başında da Hazreti Adem'le gelen vahiy, Hazreti İbrahim'le birlikte inkıtağa uğramıştı. Peygamber Efendimizle birlikte Allah ile insanla arasındaki vahiy kültürü iletişim tazelendi. Hı hı. Peygamber Efendimiz'e inen her bir ayet insanlarla Allah arasındaki iletişimi tazeledi ve kıyamete kadar da olan bu iletişim sağlandı. Yani Allah ile aradaki bağı sağlayan son peygamber aleyhissalatü vesselam olarak görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'in insanlara özgür olmayı, Allah ile Allah'a inanan insanların gerçek manada özgür olduğunu, mala, mülke, hı hı, koltuğa veya ne bileyim işte toplumdaki sosyal statülere kulluk yapan değil de Allah'a kulluk yapan bir peygamber anlayışını ve insanlık anlayışını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizlere öğretti. Ve Peygamberimizin bize verdiği en önemli mesajlardan birisi de herkesi muhatap alan bir peygamber. Toplumun o yaşadığı dönemde sadece zenginlerini, sadece söz sahiplerini değil, amayı da muhatap alan bir peygamber, evet, köleyi de muhatap alan bir peygamber, çocuğu ağlayan kadını da muhatap olan bir peygamber, hurma bahçesinde hurma fidanı diken ziraatçıyı da muhatap olan bir peygamber, esnaf olup da buğday pazarında buğday satarken toplumu kandıran insana yön veren bir peygamber. Yani Peygamber Efendimizin sadece ibadette, sadece camide olan değil de hayatın her kademesinde olması gerektiğini, Müslümanın da hayatın her kademesinde varlığını hissettirmesi gerektiğini, mesajını bize veren bir peygamber. Evet. Sadece namaz kılan, sadece ibadet eden değil, yaşantısıyla sokaktaki insanlara da yön verebilen bir peygamber. Ve bana göre Peygamber Efendimizin en önemli hasletlerinden birisi sürekli konuşan bir peygamber profili değil. Efendimiz elbette konuşmuştur. Bugün belki bizim camide konuştuklarımız gibi daha fazlasını daha güzel ama bizim peygamberimize gördüğümüz en büyük haslet anlatmaktan ziyade yaşayarak insanlara model olan bir peygamber. Evet. Bugün bizim de en büyük sıkıntılarımızdan birisi Peygamber Efendimiz'i belki camilerimizden, belki programda çok sık anlatıyoruz, çok sık gündeme getiriyoruz ama aslında yaşayarak Peygamber Efendimiz'i gündemde tutmamız gerekir. Mesela ben müftü olarak toplumdaki bir insan bana baktığında nasıl Müslüman olması gerektiğini benden görmeli. Caminin imamına, caminin veya işte öğretmene veya esnafa baktığında bir Müslümanın nasıl esnaf olduğunu onda görmeli ki kendine yön versin. Rol model olabilmeli. Aynen öyle. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet Bosna Hersek'i fethetmeden önce oraya alperenleri göndermiş. Giden alperenler gittikleri yerlerde İslam'ın nasıl yaşandığını öğretmişler. Evet. Tıpkı Mus'ab bin Umeyr gibi orada rol model olarak kendi yaşantılarıyla önce insanların kalplerini fethetmişler. Evet. Kalbi fethedilen insan bu defa Fatih Sultan Mehmet ordularıyla belki de çok fazla kan dökmeye ihtiyaç hissetmeden tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de aynısını yapmıştı. Medine'ye gelmeden önce öncü birlik olarak Mus'ab bin Umeyr'ini göndermişti. Evet. Dolayısıyla anlatan, konuşandan ziyade yaşayan bir peygamber anlayışını Peygamber Efendimiz bugün bize örnek bırakmıştır. Bugün bizler de bu manada herkesi muhatap alan, herkesle konuşabilen, en önemlisi de konuştukların hayata yansıtıp kesinlikle diğer insanların yaşantısıyla rol model alan bir peygamber anlayışı. Evet. Peygamberimizin en önemli hasletlerinden birisi de altın çağın insanlarını yetiştirmişti. Biraz önce söyledim. Yani yaşadığı dönemde boş durmamış. Yaşadığı dönemde kıyamete kadar insanların örnek olabilecekleri Ebu Zer'leri bu topluma kazandırmış. Hazreti Ali'leri bu topluma kazandırmış. Üsame mesela Hazreti Üsame bin Zeyd 18 yaşında tığ gibi delikanlı ama Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce bir kölenin oğlunu ordunun başına getiriyor. Ordunun başına getirdiği o genç delikanlının emrinde kimler var? Hazreti Ali'ler var, Hazreti Ömer'ler var. Böyle sahabede ön plana çıkan şahsiyetler var ama Peygamber Efendimiz onlara bir mesaj vermek için diyor ki başınıza genç bir idareci de tayin etsem ona itaat esastır. Hazreti Ali de olsan, Hazreti Ömer de olsan itaati öğretiyor ve Hazreti Ebu Bekir mesela Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'e orduyu geri çekmek için sahabiler söylemelerine rağmen Hazreti Peygamber'in hazırladığı bir orduyu ben nasıl çekerim diye Peygamber'e itaati ön plana çıkan bir Ebu Bekir anlayışı. Ve Hazreti Ebu Bekir halife, devlet başkanı Hazreti Zeyd'in yanına, Üsame'nin yanına yaklaşıyor. Diyor ki Medine'de Efendimiz vefat etti.
İznin olursa Ömer benim yanımda kalsın, devlet işleriyle istişare etmek için 18 yaşındaki bir delikanlıdan izin isteyen bir halife anlayışını da yine Efendimiz onlara öğretiyor. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek altın çağın insanların yetiştiren bir peygamber anlayışı. Evet. Altın çağın yıldızları ve bu insanlar da bugün de bize örnek olmuştur. Kıyamete kadar da bize örnek olmaya devam edeceklerdir. Evet. Bugünün insanı da şayet altın çağının insan olmak istiyorsa, Hazreti Ali'lerin yetiştiği toplumun evliyaları olmak istiyorsa, o dönemin eşkıyaları nasıl evliyaya dönüşmüşse, peygamberi anlayarak, peygamberi tanıyarak, tanıdığı peygamberi de sadece anlatan veya sadece ismi zikredildiğinde salavat getiren bir anlayış değil de, hayatın içerisine katmak suretine kendi döneminin evliyası olabilirler. Efendimizin evet. dönemindeki eşkıyalar nasıl Efendimizle birlikte evliya oldularsa, bugün de bu değişime bizim ihtiyacımız var. Bu değişimi de biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i hayatın içerisine aktarmak şartıyla becerebiliriz inşallah. Evet, hocam tabii Peygamber Efendimiz'in bize insanlığa vermiş olduğu mesajlar anlatmakla bitmez. Bir programa da sığmaz. Ama biz en önemlilerini üzerinde duruyoruz. Mesela bunların içerisinde benim aklıma gelen işte insanların, insanların, Müslümanların bilhassa mütevazı olma durumları evet, var. Görünüyor. Temizliğe dikkat etme evet. durumları var. Yani bunların her biri ayrı ayrı bir mesaj. Ama biz burada evet. tabii zamanımız el vermediği için tamamına giremiyoruz. Evet. Ancak en önemlilerine girebildik. Şimdi sizin o başta girdiğiniz bir konu vardı ya. Evet. Ona geçelim mi? Geçelim buyurun. Hocam şimdi son yıllarda bir akım türedi. Buna da güzel bir isim takmışlar bu akım kendilerine. Kur'an Müslümanlığı diyorlar. Hakikaten ilk bakışta Kur'an Müslümanlığı çok cazip, güzel. İnsana, Müslümana hoş gelen bir isim var burada. Evet. Ama bunun perde gerisinde Kur'an bize yeter deyip sünneti, hadisleri reddeden bir akım bu. Anlayış, evet. Böyle bir anlayış. Yani kuzu postuna bürünen bir kut misali. Kut misali, aynen öyle. Bunlar için ne dersiniz? Hadissiz, sünnetsiz Müslümanlık olur mu? Şimdi güzel kardeşim ben şöyle söyleyeyim. Eğer sünnetsiz bir İslam veya peygambersiz bir İslam olsaydı Allah böyle bir peygamberi bir defa görevlendirmezdi. Bu değişik şekillerde vahyini insanlara ulaştırabilirdi ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insan olmayı açısından evet bizim gibi insandır ama Peygamber Efendimiz'i peygamber yapan vahiyle tanışması ve vahiyle tanıştığı bunu yaşantısıyla diğer insanlara örnek olarak yansıtmasıdır. Mesela şöyle düşünün, biz etimizde, kemiğimizde, işte vücudumuzdaki azalarımızda bir insanız. Mesela şu anda vücudumuzdaki kemiklerimizi etten ayıracak olsak, veya eti bir tarafa, kemiği bir tarafta koyacak olsak, bunun ayakta durma şansı var mı? Veya insan olma şansı var mı? Yok. Mümkün değil. Et yere yığılıp kalacak, kemikler de bir hurda yığını gibi ortaya çıkacak. Dolayısıyla insanı insan yapan değer etiyle, kemiğiyle, ciğeriyle, böbreğiyle, yani azalarıyla birlikte bir insan olmasıdır. İslam'ı da İslam yapan Kur'an'ıyla, peygamberiyle, sünnetiyle, sahabesiyle İslam anlayışı vardır. Yoksa siz bunu cımbızla Peygamber Efendimiz'i çektiğinizde, ne bileyim işte sahabeyi çektiğinizde bunları teker teker ayıklamaya çaktığınızda o zaman anlaşılmaz veya bugünkü manada düşünürsek IŞİD gibi böyle toplumu kesen, toplumu asan, topluma saygı göstermeyen, biraz önce Efendimizin mesajlarını söyledik, evet, evrensel evet, mesajlarını evet. ayaklar altına alan, kendine göre Kur'an ayetleriyle hüküm vermeye çalışan bir anlayış ortaya çıkar. Oysa ki bizim peygamberimiz evet bir insandır ama Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve kel yakuti beynel hacer diyor şair. O da evet bir insandır, bir beşerdir ama taşların arasındaki bir inci gibidir. Elmas da bir taştır. Seçilmiştir. Altın da bir taştır. Allah tarafından kömür de bir taştır. Tabii. Yani Allah o taşların içerisinde nasıl ki inciyi, yakutu, mercanı ayırmış, onlara bir değer katmışsa Peygamber Efendimiz de Allah'ın seçtiği ve Peygamber Efendimiz'in beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti diye bizzat Allah'ın kontrolünde yetiştiğini anlatan bir peygamber anlayışını görüyoruz. Dolayısıyla bugün peygamberi devre dışı bırakmak demek, peygambersiz bir hayat yaşamak demek, bir defa örnek aldığın, rol model aldığın insanı devre dışı bırakmaktır bu bir. İkincisi, Kur'an'ı anlamaya çalışırken yanlış anlaşılmalara, yanlış değerlendirmelere sebebiyet verecektir. Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an'ın en güzel müfessiridir. Evet, evet. Kur'an-ı Kerim'i en güzel açıklayan insandır. Siz Peygamber Efendimiz'i devre dışı bıraktığınızda o zaman anlaşamadığınız veya anlatamadığınız ayetleri kimden muhatap alacak, kimden dinleyeceksiniz? Dolayısıyla peygambersiz bir hayat asla düşünülemez. Peygambersiz bir hayat anlaşılamaz ama bu şu anlamada gelmez. Efendimizin söylemediği veya Efendimiz'e ait olmayan sözleri sünnet adı altında topluma anlatmak,
toplumu kandırmak, bu da din anlayışı tabii, değildir. Tabii. Biz Efendimiz'i Efendimiz'siz olmaz derken veya Peygamber'e ve sünnetsiz bir din olmaz derken biz sahih sünneti kastediyoruz. Tabii. Peygamber Efendimiz'in bizzat ağzından bize kadar ulaşan, Peygamber Efendimiz'in yaptığı fiillerin bizzat bize kadar anlatabilen sahih sünneti kastediyoruz. Evet. Zayıf kalmış, sünnetle ilgisi olmayan, uydurmuş, sadece insanlara uydurulmuş, sadece böyle belli sözlerle kandırmaya çalışan veya cennete götürmeye çalışan bir din anlayışı değil, kaynağı Efendimiz'e dayanan ve Peygamber Efendimiz'in anlattığı olaylarla sahih bir bilgiyle Kur'an'la bunları harmanlayıp etle kemiğin bir araya gelip insan uzvunu oluşturduğu gibi sünnetle, sahih sünnetle Kur'an anlayışı da sahih bir din anlayışını ortaya çıkarır. Eğer siz sünneti bir kenara bırakacak olursak o zaman toplum içerisinde sürekli İslam'ı kesen, İslam'ı asan, insanlara saygı ve hürmeti olmayan, sadece şekilcilikten zanneden, insanların iç dünyasına yansımayan bir din ortaya koyarsınız ki bu din İslam dini değildir. Hocam zaten Kur'an-ı Kerim'de siz daha iyi bilirsiniz. Bu işte bu sünneti hadisleri reddedenler şu ayetleri okusalar onlar için zaten yeter, en güzel en önemli bir ölçü olacak. Mesela Cenab-ı Hak işte adiullah ve adiur rasul diyor. Aynen. Değil mi? Yani Allah'a ve Resulüne itaat edin. İtaat edin, evet. Sadece Allah'a itaat edin değil. Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşte daha önceki konuşmamızda da söyledik. Yine en güzel örnek olarak bize gösteriyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i. Hatta bir başka ayette de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun diye ayetler var. Aynen öyle. Bu ayetleri bir tarafa bırakamayız. O zaman bu ayetleri bir tarafa bıraktığımız zaman siz peygamberi reddettiğiniz zaman Kur'an'ı da reddetmiş olacaksınız. Kur'an'ı da reddetmiş olacaksınız. O zaman Allah'a kendini da de çarpmış olacaksınız. Evet, evet. Madem Kur'an Müslümanlığı diyoruz, o zaman Kur'an sana peygambere itaatı şart koşuyor. Peygambere itaatı sen devre dışı bırakacak olursan o zaman Kur'an anlayışında da bir eksiklik meydana gelecek demektir ki bu İslam'ı yozlaştırmak, İslam'ın içerisinde Peygamber Efendimiz'i devre dışı bırakmak suretiyle kendine göre bir din icat etmek mantığıyla hareket edilen ki bu İslam'ın veya Müslümanlığın asla tasvip etmediği peygambersiz bir din anlayışının olmayacağını anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi yanlış hatırlamıyorsam Cenab-ı Hak andolsun ki Resulullah sizin için Allah'ı ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir diyor. Ahzab suresinin ayet-i kerimi orada. Şimdi hem Kur'an Müslümanlığı diyeceksin. Kur'an sana diyecek ki örnek olarak peygamberi al. Hazreti Muhammed'i al diyecek. Sen peygamberi devre dışı bırakacaksın veya reddedeceksin. Böyle bir İslam anlayışı olmaz. Dolayısıyla Kur'an sahih sünnetle birlikte bir bütündür. İslam sahih sünnetle birlikte anlaşılır. Eğer Allah peygamberi devre dışı bırakacak olsa o zaman meleklere bu işi deruhte edebilirdi. Ama Allah bizim içimizden, bizim gibi yaşayan, bizim gibi evlenen, bizim gibi ticaret yapan, hayatın içerisinde olan bir insanı görevlendiriyor ki ben günlük yaşantımda kimi örnek alacağımı, hangi davranışları örnek alacağımı o bana gösteriyor. Bir baba olarak, bir eş olarak, ne bileyim işte bir tüccar olarak bir önce zikrettik mi, nasıl davranacağım bizim peygamberimizden öğreniyoruz. Dolayısıyla peygambersiz bir din anlayışı asla olmaz. Kaldı ki biraz önce zikrettim, Peygamber Efendimiz kendisi beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti diyor. Terbiyecisi bizzat Allah olan, bizzat Allah tarafından kontrol edilen, yanlış yapmasına müsaade edilmeyen, Cebrail'le vahiyle sürekli desteklenen bir peygamber ortada ve böyle bir peygambere de günümüz insanı örnek almak zorundadır ve bu peygamberin arkasında da gitmek zorundadır. Hocam çok affedersiniz ama yani bu Allah'a sığınarak bunu söylemek zorundayım. Çünkü çok konuşuluyor bu tür şeyler son zamanlarda. İşte Peygamber Efendimiz'i o kadar hafife alan insanlar var ki o bir postacıydı. Evet. Vazifesini tamamladı, bitti. Evet. Yani böyle anlayışlar var şu anda. Peki bunların durumu ne oluyor? Bu da İslam'a vurulmuş en büyük darbelerden birisidir. Yani peygamberi biz postacı olarak görmüyoruz. Allah muhafaza. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizim yaşantısıyla, davranışlarıyla, getirdiği vahiyle, her şeyle örnektir. Biraz önce tuvalet örneğini verdik. Camiye nasıl gideceğimi bana peygamberim öğretmiş. Evet. Ticaretimi açırken besmeleyle Allah'ın adıyla ticari dükkanımı açacağımı, evime girerken nasıl dua yapacağımı, seyahatime çıkarken nasıl dua yapacağımı, seyahatimden döndüğümde nasıl dua yapacağımı bana öğreten bir peygamber anlayışı var. Böyle bir peygamberi sürekli hayatın içerisinde duran bir peygamberi devre dışı bırakmak demek İslam'ın yaradan fazlasını hafife almak demek. Sıradan bir insan gözüyle bakmak Peygamber Efendimiz'e yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Ve hiçbir Müslüman bu peygamberi böyle sıradanlaştırmamalıdır. Evet. Biraz önce zikretmeye çalıştım. Bu anlayışla birlikte Peygamber Efendimiz'i sadece salavatla hatırlanan bir peygamber anlayışı da bu manada sakat bir anlayıştır.
Peygamber Efendimiz sadece salavatla zikredilen, ne bileyim ismi anıldığında şu kadar salavat getirsen bunları cennete girersin mantığıyla harcayın. Sünnetsiz bir din anlayışı neyse dini bu kadar hafife almak, peygamberi sadece salavatlarla zikredilen bir din anlayışı da o derece sakattır. Hayata karışan, hayata yön veren, hayata istikamet veren bir peygamber anlayışı İslam'ın öngördüğü İslam peygamberdir. Ve bu peygamber de kendi döneminde yaşadığı insanların içerisinde fonksiyonu tamamlamıştır. Yetiştirdiği insanlarla bıraktığı sahih sünnette kıyamete kadar da fonksiyonu devam ettirecektir. Zaten ben size iki şey bırakıyorum. Evet. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Benim sünnetim diyor, değil mi? Tabii aynen öyle. Ve o sünnetsiz bir anlayışta bunlar bize emanet olarak bırakıldığına göre bunun ikisine de sahip çıkmamız belki gerekiyor. Belki beden olarak şu anda mesela milli şairimiz Mehmet Akif evet belki bedenen bizim aramızda yaşamıyor ama her pazartesi okullarımızda söylenen İstiklal Marşı Mehmet Akif'in davranışlarıyla sözleriyle yaşadığının bir göstergesi değil midir? Evet. Bizim yetiştiğimiz dönemde Necip Fazıl'ın şiirleriyle bir yetiştik. Abdurrahim Karakoç'un şiirleriyle yetiştik. Evet. Belki Abdurrahim Karakoç, belki Necip Fazıl şu anda aramızda değil ama okuduğumuz kitaplarıyla hala hayata yön vermeye, gençliğe yön vermeye devam ediyor. Şimdi siz Peygamber Efendimiz'i, burada Necip Fazıl'ımızı, Mehmet Akif'imizi yaşayan bir insan olarak tanıtırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi kıyamete kadar insanlara rol olacak, model olacak. Eylemleriyle, söylemleriyle, yetiştirdiği insanlarıyla bu insanı devre dışına bırakmak demek dine vurabilecek en büyük baltalardan biridir. Evet. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'sız bir İslam, eksik bir İslam'dır, noksan bir İslam'dır. İslam değildir. Yıkılmaya mahkumdur. Yıkılmaya İslam değildir. İslam değildir. Aynen öyle. Bu başka aynen bir şey. Öyle. İslam değil. Peki. Hocam bir reklam arasına da gitmemiz gerekiyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz. Buradayız. Bizden ayrılmayın. Evet, yeniden beraberiz efendim. Üçüncü ve son bölümde Meram Müftümüz Sabri Kütükçü hocamızla hasbihalimizi sürdürüyoruz. Hocam, Mevlid-i Nebi ile ilgili geçtiğimiz iki bölümde bazı açıklamalar yaptınız. Allah razı olsun. Gayet güzel, önemli açıklamalar yaptınız. Teşekkür ediyorum. Ama siz geçtiğimiz herhalde, geçen hafta mıydı? Evet, önceki hafta mıydı? İki hafta önce bir Kudüs gezisi yaptınız. O Kudüs'le ilgili ben size izlenimlerinizi de almak istiyorum. Fakat oraya geçmeden önce benim elimde Üstad Cengiz Numanoğlu'nun 3 tane beyti var. Evet, buyursunlar. Önemine binaen onları izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Birincisi, duanın aşmadığı kapı yoktur bilesin, yeter ki kalbindeki şüpheleri silesin. Bir diğer beyti, Müslüman her zorluğu sabırla sindirmeli, dilindeki Kur'an'ı kalbine indirmeli. Hani demin de konuştuk ya, evet. Yaşayan bir Müslüman. Evet, hakikaten önemli. Bir diğer beyti de, nice ölümsüz aşklar bekliyorken cennette, hayret ki insanoğlu aşk arıyor cinnette. Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Güzel değil mi? Allah razı olsun. Evet, buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz kendisine. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Evet hocam, Kudüs izlenimleriniz nelerdir? Efendim, onları dinleyelim. Kudüs, tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bir hadislerinde 3 mescit için yolculuğa çıkılır, sefere çıkılır, at koşturulur buyuruyor. Bunlardan biri Mescid-i Haram yani Kabe-i Muazzama, Mekke. İkincisi Efendimizin Medine şehrinde bulunan kabri Mescid-i Nebi. Üçüncüsü de bugün maalesef üzerinde zikredenim Yahudi esaretinde olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ümüz. Bu 3 yolculuk için, 3 yer için sefere çıkılır buyuruyor. Ve bu 3 mekanda kılınan veya yapılan ibadetleri diğer camilerde, mescitlerde yapılan ibadetlerden Peygamber Efendimiz farklı tutuyor. Evet. Mesela buradaki camilerimiz de Kabe'nin bir şubesidir. Cemaatle namaz kıldığımızda cemaat sevabını elde ederiz ama bir Kabe'deki, bir Mescid-i Nebi'deki, bir Mescid-i Aksa'daki kılınan namazın derecesine ulaşma şansı yok. Evet. Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimiz kendi yaşadığı dönemde biraz önceki yön veren, ufuk açan bir peygamber, kendi dönemindeyken Peygamber Efendimiz de hayattayken Mescid-i Aksa'ya ziyareti tavsiye ediyor. Sahabe-i kiram, biz yapamaz, gücümüz yetmezsek ne yaparız sorusuna karşılık da Peygamber hiç değilse onun kandillerinin aydınlanması için yağ gönderin diye bir hadisleri var. Buradan hareketle de o dönemden bugüne kadar oranın hizmetinde Müslümanlar bulunmaya çalışmışlar. Özellikle hasaten Osmanlı döneminde hacı yolcularının yol güzergahı olduğu için Mescid-i Aksa Kudüs farklı bir özelliği olmuş ve son Abdülhamid son padişahımız
orayı para karşılığı almaya çalışan Yahudilere verdiği cevabında da biz orayı kanlarımızla aldık, parayla satmayız diye de bir meşhur cevap var. Şimdi Kudüs mahzun tabii. Ben Kudüs'e gittiğimizde bazen basında, yayında sürekli kavga, sürekli böyle gürültü ortamı kafamızda, zihnimizde kalmış. Öyle bir havayla gitmiştik ama normal günlük hayat Kudüs'te devam ediyor. Herkes işinde, gücünde, ticaretinde devam ediyor. Ama Kadim Kudüs dediğimiz, ki Tel Aviv'e aşağı yukarı bir 60 kilometre mesafede, yaklaşık da 45'e dakikalık bir yolculuktan sonra ulaşıyorsunuz. Kadim Kudüs, surların içerisinde kalan bir şehir ve surların içerisinde olan bu şehre bizim ecdadın yaptırdığı kapılardan giriyorsunuz. Ama ne hazindir ki her girdiğiniz kapıda ilk sizi Yahudi askerleri ve polisleri karşılıyor. Allah Allah. Yani hangi kapıdan Kadim Kudüs'e girmek isterseniz girin, o Kadim Kudüs'te ilk karşılaşacağınız kişiler ellerindeki makinalı tüfekleriyle, bellerindeki sis veya ses bombalarıyla, el bombalarıyla, yanlarındaki coplarıyla ilk defa sizi karşılıyor ve onlar müsaade ederse siz Efendimizin üç mescit için at koşturulur dediği Kadim Kudüs şehrin ilk basamına atıyorsunuz, ilk girişi karşılıyorsunuz. Ondan sonra kısa bir yolculuktan sonra, yaya yürüyüşünden sonra bizim Mardin gibi dar sokakların olduğu bir şehir yapısı var Kadim Kudüs'te. Sağlı solu dükkanların, evlerin olduğu, zaman zaman Yahudi bayraklarının dalgalandığı bir yer. Ben Yahudi bayraklarını görünce hep orayı bizdeki gibi resmi bir kuruluş zannetmiştim ama öyle değilmiş. Orada rehberimizden aldığımız bilgi, oralar satın alınan yahut da bir şekilde işgal edilen Yahudi evlerinin olduğu göstergesi. Yani Yahudi orada bir yeri almışsa bayrağını oraya dikmiş. Peki Filistin bayrakları da var mı? Filistin bayrağı yok, ben görmedim. Ha, yani yok. Belki nadir yerlerde vardır ama benim o özellikle şehir merkezinde gözlemlediğim şeylerde Yahudi bayraklarını koymuş. Şimdi ilk alanda şeyle karşılaşıyorsunuz, poliste. Mescid-i Aksa sınırlarına geldiğinizde tekrar bir kapı sizi karşılıyor. Yine hangi kapıdan girerseniz girin, tarihi kapıdan, yine sizi Yahudi askerleri veya Yahudi polisi karşılıyor. En az 7-8 tane polisin veya askerin durduğu, yine biraz önce zikrettiğimiz silahlarıyla birlikte daracık sokakların içerisinde yine onların müsaade ettiği kadarıyla girebildiğiniz bir Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya girer girmez sizi hangi kapıdan girseniz hemen karşılıyor. Kubbetü Sahra karşılıyor. Hocam affedersiniz, Mescid-i Aksa'nın kapılarında da var mı askerler? Tabii tabii. Hemen Mescid-i Aksa'nın yani giriş kapılarında. Mescid-i Aksa'nın avlusunu kastediyorum. Yani şimdi Kadim Kudüs'ten bir giriyorsunuz, bir giriş şehre giriş ana kapı var. Ondan sonra Mescid-i Aksa'nın avluların olduğu kapılar var. O avlulara, yani Mescid-i Aksa'ya girmek istediğinizde hangi kapıdan girerseniz girin o alanda. Yani Mescid-i Nebi gibi düşünün. Mescid-i Nebi'nin etrafındaki alanlarda nasıl şeyler, aynen öyle düşüneceksiniz. Yoksa Mescid-i Aksa'nın ana giriş kapısında polis yok şeyde. Oradan giriyorsunuz ve sizi öncelikle Kubbetü Sahra, Efendimizin Miraç hadisesinde ilk Miraç'a çıktığı yer olarak kabul edilen, işte ayak izinin bulunduğu mekan olarak kabul edilen yer. Var mı hocam ayak, Peygamber Efendimiz'in? Peygamber Efendimiz'in gördük. Yani Efendimiz'e ait olduğu söylenen bir ayak izi var. Ama ne kadar bu bilgi doğru, o tartışmalı. İşte onun altında hemen Urfa'daki Hazreti Eyüp Peygamber'in mağarasına benzer bir mağara. O Kubbetü Sahra'nın altındaki işte Hacerül Muallaka diye tarif edilen yerde 15 kişinin namaz kılabileceği kadar dar bir alan var. Orada benim gözlemlediğim ecdadımızdan kimler gitmişse, ta Hazreti Süleyman'dan başlayan bir mabet inşası, kimler gitmişse, hangi komutan gitmişse orada bir hatıra bırakmaya çalışmış. O geniş avluda zaman zaman namaz kılınan musallalar, zaman zaman Sebil adı altında yapılmış çeşmeler, işte hadis, fıkıh ilimlerine tahsil edildiği medreseler, insanların abdest almak için ihtiyaçtan giderildiği şadırvanlar. Yani o bölgeye giden kendisine ait bir hatırayı orada bırakmaya çalışmış. Evet. Şimdi Mescid-i Aksa ilk başlangıçta, yani içerisi sanat eseri olarak zaten biz onun ehli değiliz. Tarif edilmeye gücümüz yetmez ama yapılabileceklerin en güzeli yapılmış. Ben biraz daha cemaatinin bol olduğu bir mekan olarak algılamıştım ama Mescid-i Aksa'da ortalama sabah namazlarında 6-7 saf, bir safı 200 kişi kabul ederseniz işte 1000 kişilik bir cemaatin olduğunu düşünün. Öğlen ikindine de öyle. Mesela ama, cuma, herhalde affedersiniz yasaklar var galiba. Belli yasaklardan bir yaşın ziyade artık hem şeyler, o yaşın girmeyişi Kudüs'ün dışında oturan
50 yaşın altında olanları Kudüs şehrine kabul etmiyor Yahudiler. Yoksa Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yaşayan Müslümanlar da yaş sınırlaması yok. Ben de önce öyle yazarım. Öyle değil. Yani Kudüs şehri mesela bizim Sarayönü gibi düşünün, tamam. Uygun gibi düşünün. Tamam. Bu insanların Konya'ya gelmesini yasaklamış. Ama Kudüs'ün içerisinde yaşayan Müslümanlara bir sınırlama yok. Ha, onlar istedikleri zaman girebiliyorlar. Cuma namazında, Genç yaşta olsa girebiliyorlar. Tabii tabii. Hocam biz şöyle ben duymuştum. Yine bir giden, geçen yıldı galiba bir kardeşimizden. İşte 40 veya 50 yaş altı tamamen yasak. O girenler var, genç olarak girenler. Onlar da İsrail vatandaşı olmuşlar. Yok. Müslüman ama İsrail vatandaşı olmuşlar diye söyledim. O bilginin eksik olduğunu düşün. Ben özellikle orada sordum. Allah yani Mescid-i Haram'a giren mesela Cuma namazında bir sürü genç vardı. Orada bir sürü genç var. Cuma namazında şeyin etrafındaki küçük mescitleri tamamen kapatmışlar. Yani Cuma günleri Müslümanlar birinci kapatıyor ki Mescid-i Aksa mahzun kalmasın düşüncesiyle Cumalar küçük mescitlerde kılmaz. Mesela Cuma namazında Mescid-i Aksa'nın içerisi anca doldu. Dışarıda adam var mıydı bilmiyorum ama yani içeri Mescid-i Aksa'nın içerisi anca doldu. Bundaki sebep de dışarıdan gelen o söylediğiniz 50 yaş ve altındaki insanlar Kudüs şehrine sokulmadığı için dışarıdan gelen Cuma namazı için gelenlere izin verilmiyor. Özellikle Türkiye'den gelen ziyaretçilerimiz çok bol elhamdülillah. Mescid-i Aksa'nın... Dışarıdan gelenlere bir engel çıkarmıyorlar. Yok, engel yok. Yani belki biraz bıktırmak, biraz yormak, gelişleri engellemek için böyle yorucu, İsrail'in kendine ait şeyler var. Tedbirler var, havalanında beklemeler gibi ama yoksa fiziki anlamda sen gelmeysen gitmeyeceğin bir engeli ben görmedim. Şimdi Kudüs'te benim en çok dikkatimi çeken devletin yokluğunu orada hissediyorsunuz. Yani şimdi oradaki Filistinli mesela bir mescitte bir imamla bir söyleşi yapmıştık. İmam oradaki ifadesinde dedi ki ben dedi 1991 yılından beri Kudüs'e giremiyorum dedi. Kudüs'ün dışında olan bir imam. Sadece bu intifada hareketlerinden dolayı bir defasında cezaevine girmiş. İsrail bir defa da olsa cezaevine giren herhangi bir Filistinliyi Kudüs şehrine sokmuyor. Bu imam arkadaşımız cezaevine girdiği için Kudüs'ün dışında imamlık yapıyor. Kudüs'ün içerisine girişini zaten şehrin girişlerinde polisler var, bütün arabalar veya giriş çıkışlar onların kontrolünde. Ona göre kontrolü yapıyor. Arabalarda bile bir siyah plaka uygulaması, bir yeşil plaka uygulaması var. Siyah, beyaz zemine siyah olanlar Yahudi arabaları ve İsrailleri, diğerleri Filistinli arabası olarak. Kudüs'ün şehrinde olan, Kudüs'ün dışında yaşayan Filistinlilerin araçları bile şeye sokulmuyormuş. Kudüs'e sokulmuyor. Böyle devletsizliğin vermiş olduğu izzetsizliği orada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi bugün mesela özellikle hasreten doğuda, güneydoğuda bir dönemler insanlar veya işte PKK'lılar yolları kestiler. Altlarına dinamit döşediler, bomba döşediler. Evet. İnsanların giriş çıkışlarını kontrol etmek için. Bugün PKK'nın yaptığı taktik İsrail'de Yahudi'nin yaptığı taktiğin aynısı. Hiç değişmiyor. Aynı merkeze bağlı. Aynı mantık. Giriş çıkışlar kontrol altında. Mesela El Halil şehrine gittik. El Halil şehrinde o sıkıntıyı görünce devlet olmadığınızı orada biraz daha hissediyorsunuz. Ana caddelerin tamamının girişi turnikelerle sağlanan bir şey. Ve birinde turnikenin birinde giriş var, öbüründe çıkış var. Ortasında İsrail askerleri. Şehirde var mı yine? Mescid-i Aksa'nın girişinde var mı? Mescid-i Aksa'da yok. Bu El Halil şehrinde ben bunu gördüm. Yani ana girişleri, ana şeylere polisin askerini yerleştirmiş. El Halil şehrinde bundan bir 8-10 yıl oldu yanlış hatırlamıyorsam bir sabah namazında Müslümanlar sabah namazını kılarken bir fanatik Yahudi Müslümanları katletmişti. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu mescit. O mescide mesela girişte de mescidin girişinde polisler var. Yine şeyleri görüyorsunuz. Orada polis size izin verirse giriyorsunuz. Ve mescidi ortadan ikiye bölmüşler. Hazreti Yakup peygamberin olduğu yeri havra yapmışlar. Yahudiler kendileri ibadet yapıyor. Bu taraf Müslümanlarda kalmış. Ve oradaki teyzelerimiz veya oradaki insanlar zaten yokluğun da getirmiş olduğu sıkıntından dolayı, fakirliğin getirmiş olduğu sıkıntından dolayı oradaki Müslümanların acziyetini, Müslümanların güçsüzlüğünü biraz daha hissedebiliyorsunuz. Ve belki bunun bir kısmında riya vardır. Mesela Mescid-i Aksa'da namaz giriş çıkışlarında Dobra şarkısını özellikle koyanlar var. Yani orada belki ticari menfaat, bunun belki diğer bir adı münafıklık da diyebiliriz. Bu tip davranan insanlar da var ama benim gözlemlediğim, gittiğimiz yerlerde sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz insanlardaki şu gözlemi hasretle gördük. Yani biz tekrar Türkiye'yi bekliyoruz. Evet. Osmanlı bu toprakları terk etti. Biz burada aciz kaldık. Zelil bir yaşantıya mahkum olduk. Bizi tekrar izzete ve şerefe kavuşturacak olan Türkiye'dir anlayışını her gittiğiniz yerde çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Evet.
Orada Burcu Laklak diye bir bugünkü Türkiye'deki karşılığı STK olan bir kuruluşu ziyaret ettik. Mesela oradaki STK'nın kuruluşu 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş. Türkçeyi çok iyi kullanabilen bir beyefendi. Oradaki çalışmalardan bize bahsederken işte özellikle belli yaşın üstündeki kadınların o sosyal tesiste eğitim aldıklarını, onları orada hizmet sunduklarını söylediğinde şöyle bir ifade kullandı. Bu yaşlı kesimlere niye hizmet veriyorsunuz diye sorarsanız, bu bölgede dedi hiçbir kadın yoktur ki ya eşini, ya oğlunu, ya kardeşini intifada hareketlerinde şehit vermiş olmasın. Bu kadınlar zaten sokağa çıkamıyorlar. Zaten bir tarafa gidemiyorlar. Biz buradaki yapmış olduğumuz çalışmada bu kadınlarımızı rehabilite etmeye çalışıyoruz. Bu kadınlarımızı ev işleriyle meşgul etmeye çalışıyoruz. Yemek yapmayla meşgul etmeye çalışıyoruz. Bunları evlerine gönderdikten sonra da öğleden sonra da bunların çocuklarıyla bir araya geliyoruz dedi. Hı hı. Mesela o Burcu Laklak denilen yerdeki STK'nın olduğu alan Kudüs'ün içerisinde kalmış Filistinlilere ait en geniş arazi. Hı. Çok uzun süre orayı işgal etmeye çalışmışlar. Ama Müslümanlar o beyefendinin ifadesine göre yeri geldi burada çadır kurduk. Yeri geldi nöbet bekledik ama bu araziyi onlara terk etmedik. Hı hı. Şu anda bu alan içerisinde Mescid-i Aksa'nın bu alan içerisinde herhangi bir Müslümana zarar verse biz buradan bir düdük öttürdüğümüzde 300-400 tane Filistinli gencin olay mahalline geldiğini göreceksiniz diyor. Yani dirençlerini kaybetmeyişi, evet, ümit var oluşları yeni bir heyecanın izlenimlerini kazandırıyor. Evet. Ama oradaki Yahudi tasallutunu görünce, oradaki insanların mağduriyetini görünce insan bu bölgemizde veya Türkiye üzerinde oynanan oyunların ne derece önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Devletiniz yoksa hiçbir şeyiniz yok. Gazze'ye gidebildiniz diyor hocam. Gazze'ye gitmedik. Bizim turumuz esnasında El Halil şehrine gittik. Hı hı. Ondan sonra Kudüs merkezli yaptık. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu çölde bir vadi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret ettik. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmin helak olduğu Ölü Deniz, El Bahrül Meyyit ki karşı hemen Ürdün. Ürdün askerlerinin İsrail Savaşı'nda terk ettiği siperleri gördük. Terk edilen siperler. Eriha şehri ki özellikle Amerika'nın Filistin kaplanı kurduğu ama şey olarak da iklim olarak da her türlü meyvenin yetiştiği bir şehir, küçük bir şehir. Kampları ziyaret ettik orada ama tabii kamplarda şimdi kimse kalmamış. Şeyin Amerika'nın yaptığı veya dışarıdan gelen devletlerin yaptığı toplanma kampları. Hı hı. O kamplarda Müslümanlar yaşamışlar. Daha sonra imkan buldukça, fırsat buldukça farklı yerlere gitmiş ama Amerika oraya da damgasını vurmuş. Kendine göre yaptığı sokağına, yaptığı binasına. Burası Amerika devletleri tarafından yapılmıştır şeklinde tabelasını da asmış. Mesela ecdadımızın en güzel örneğini Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kabrinde gördük. Ecdat, ta o dönemlerde hacca giden insanlar Kudüs'e uğrasınlar ve Kudüs'e giderken de dinlesinler diye Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu o çöl vadisinde yerleşim yeri değil, 100 odalı bir tane kervansaray yaptırmış. Hala ayakta, hala restorasyonu devam ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kabri de orada. Ve ecdat orada giden insanlara bir mesaj vermiş, bir hizmet sunmuş. Çölün ortasında insanların dinlenebileceği, insanların rahat edebileceği, 3 gün, 4 gün atlarının, develerinin veya kendilerinin dinlendiği bir mekan tesis etmiş. Ve bugün o mekan hala ayakta durmaya çalışıyor. Peki hocam, bir ezan yasağı başlatmıştı geçen yıl herhalde İsrail. O ezanlar okunuyor mu şu anda? Ezan yasağı uygulanabiliyor mu? Ben ezan yasağının olduğunu duymadım. Yani Mescid-i Aksa'da biz namaz vakitleri kıldığımız süre içerisinde ezan çok net bir şekilde okunuyor. Hatta sadece Mescid-i Aksa değil, Mescid-i Aksa'nın ana giriş duvarlarında ecdadın yaptığı minareler var. O minarelerden ezan sesleri geliyor. Hı hı. Cuma namazlarında namazdan önce bizdeki vaazın karşılığı Kur'an okunuyor. O Kur'an'ı biz orada dinledik. Cuma namazlarında haremde olduğu gibi hem birinci hutbeden hem ikinci hutbeden sonra nasihat ediliyor görebildiğimiz. Hı hı. Namaz vakitleri sabah namazlarında kunut duaları okuyorlar. Bizdeki ibadetlerden farklı olarak kunut dualarını okuyorlar. Yine El Halil şehrinde gördüğümüz öğlen namazını cemaatle birlikte kıldık. Namazın içerisinde 4. rekatte yağmur duası yaptılar bizden farklı ibadet yönleriyle görebildiğimiz. Yolcular için oraya gelenlere öğlen namazıyla iki namazını cem ederek müezzin nida ediyoruz, cem ederek kıldıklarını gözlemledik. İbadet yönünden biraz daha gözlemlediğimiz mescitlerin çok daha rahat kullanabildiğini de orada gözlemledik. Evet. Mesela ben ilk Mescid-i Aksa'ya girdim, her tarafta sandalyeler var. Dedim ya biz Türkiye'de sandalyeleri kurtarmaya çalışıyoruz. Mescid-i Aksa sandalyeyle dolu diye kendi kendime içimden geçirdim. Ama kâmet getirirken o sandalyeleri Kur'an okumak için arada kullanıyor. Bütün sandalyeler toplanıyor.
toplumun içerisinde yani Kur'an okumaya, mescidi sosyal faaliyette kullanma amaçlı konulmuş sandalyeler, akşamla yatsı arasında ders halkaları var mescidin içerisinde. Bu ders halkalarında anlayabildiğimiz kadar olan hocalar veya belli şeyler Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh dersleri yapıyorlar. Ve en önemli bir gördüğüm hadise de mescidin içerisinde bir nikah merasimine şahitlik oldum. Bugün Türkiye'de gündeminde müftülerin nikah kıyması diye. Baktım köşede bir merasim var. Bir gideyim dinleyeyim de baktım. Bir tane hanım kızımız işte 15-20 kişilik bir ziyaretçi grubuyla birlikte bizdeki şeyinin aynısı. Hoca efendi orada oturmuş. Nikahını kıydılar. Nikahtan sonra bizde olduğu gibi bir çikolata ikram yaptılar caminin içerisinde. Böyle mescidin biraz daha çok fonksiyonlu kullanıldığını gözlemledim. Evet. İnşallah Rabbim o güzellikleri esaret altında kalan kardeşlerimizi bir an önce özgürlüklerine i̇nşallah. Kavuşturur diye Amin. Dua ediyoruz inşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür efendim. Ediyoruz. Allah razı olsun. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun hocam. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda Mevlid-i Nebi, Peygamber Efendimizin insanlığa verdiği mesajlar ve hocamızın Kudüs izlenimleriyle ilgili bir hasbihal yapmış olduk. Gelecek haftalarda yeniden beraber olmak ümidiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.